işaret geldi. Krakoçvil vurdu ve gol oldu. Roman Krakoçvil Denizlispor'u 1-0 öne geçiriyor. Seri penaltılarda tabii ki. Anelka. Süleymanu'nun çizgiye gitmesini istedi. Ve Süleymanu sarı kart gördü. Anelka. Anelka direkten dönüyor. Yıldızlar böyle kritik maçlarda penaltı vuruşlarında gol kaçırırlar. Benim ilk aklıma gelen 94 Dünya Kupası'nda İtalya'da Maggio Brezilya'ya karşı penaltı kullanamamıştı. Avantaj Denizlispor'dan yana. Thomas. Thomas ve gol. 2-0 oldu. Denizlispor avantajlı durumda. Alex kullanacak. Denizlispor final için bir adım önde. İşte gol. Alex. Fenerbahçe'nin 22 golle Fatih Tekke'den sonra en golcü ismi Türkiye liglerinde. Alex. Brezilyalı futbolcu. Karşısında Kamerunlu Süleymanu. Alex ve gol. Penaltılarda Fenerbahçe'nin ilk golü bu. Fenerbahçe'nin golü. 20 numara Nesli Oza. Denizlispor 2-1 önde penaltılarda. Fatih gidiyor topun gerisine. Sıkıyoruz haydi. Fatih. Rüştü kalesinde dikkatli. Fatih geldi, vurdu, dışarıya attı. Vurdu, dışarıya attı Fatih. Enteresan bir maç. Enteresan bir 15'er dakikalık uzatma. Kırmızı kartlar. Seri penaltılar. Denizlispor avantajını yitirecek eğer Aurelio golü atarsa. Marco Aurelio. Fenerbahçe'nin orta sahasının bel kemiği. Onsuz Fenerbahçe düşünülemiyor. Aurelio. Aurelio 2-2. Fenerbahçe'nin golü. 3. penaltılarda. Marco. 2-2 oldu. Birer penaltı kullanılamadı. Güven topun gerisinde Denizlispor'da. Rüştü dikkatli. Güven. Güven vuruyor, Rüştü kurtardı. Avantaj Fenerbahçe'ye geçebilir. Önder Turacı eğer golü atarsa tabii ki. Dördüncü penaltılar kullanılıyor. Önder Turacı bu golü atarsa avantaj Fenerbahçe'ye geçecek. Önder Turacı. Süleymanu kalesinde dikkatli. Geldi. Attı. Ve...
Seri penaltılarda Fenerbahçe şimdi bir adım önde. Fenerbahçe yedek kulübesi hop oturup hop kalkıyor. Aynı susuyoruz arkadaşlar. Herkes soruyor. Ersen Martin. 8 golü var. En golcü futbolcusu Denizlispor'un. Beşiktaş takımı yeni sezonda onu transfer etme düşüncesi var. O da eski takımına dönmek istiyor. Rüştü dikkatli. Ersen Martin. Denizlispor'un yıldızı vuruyor ve gol oluyor. Üç üç. Mehmet Yozgatlı kullanacak. Seri penaltılarda Mehmet Yozgatlı bu golü atarsa Fenerbahçe finale yükselecek. Süleymanu konsantre olmaya çalışıyor. Mehmet topun gerisinde, kritik bir penaltı bu. İşaret geldi. Mehmet topun gerisinde. Süleymanu dikkatli. Mehmet geliyor, vuruyor ve vuruyor. Fenerbahçe finalde. Fenerbahçe finalde. Seri penaltılarda Fenerbahçe 5-4'lük üstünlük sağladı ve Denizlispor'u kupanın dışına atıyor. İki takım arasında oynanan şu ana kadar 5 eşleşmede Fenerbahçe ilk kez yarı finalde Denizlispor'la seri penaltılarda rakibini bir kez daha kupanın dışına itti. Gol perdesi 104'te Fatih ile açıldı. 111'de Luciano. Sağda 10 kişi oynayan Fenerbahçe'ye hayat verdi. İki takım arasında şu anda gerginlik yaşanıyor. 17. dakikada Ümit Özat'ın atılmasıyla başlayan gerginlik devam ederken Kadıköy'de Şükrü Saraçoğlu stadında Fenerbahçe Denizlispor'u mağlup etmeyi başarıyor. İşte Mehmet Yozgatlı'nın golü ekranlarınızda. Bu gol ve onun gol sevinci. Fenerbahçe takımı şu anda tribünlere gidiyor. Ve o sevinci, o mutluluğu birlikte yaşıyorlar.